Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhabalar. Tam evden çıkıyordum ki ama ev berbat halde. Hemen gidiyoruz. Bakayım. Ay ne kadar güzel olmuşsun. Tamam. Naz çok sabırsız çünkü. Tamam. Beyaz ayakkabılarımı giyebilirim. Oyun alanına gidiyoruz. Bayağıdır gitmiyor ve çok özledi. Şimdi o iplerin olduğu yer var ya. Çıkacak mısın iplerin üstüne? Tamam. Benim elimi tutar mısın çıkarken? Hayır. Ben korkarım ama. Hani ben vardı. O nereye gideyim? He pembe vardı, sarı vardı. Evet. Ya hangi parka diyorsun acaba? Anlamadım. Hani böyle atıyoruz topu üstüne atıyorduk ya. Bu şu yerde. Oraya gitmek istiyorum. Anneciğim o hani şey diyordun, Bilippi'nin parkı diyordun oraya mı? Evet, ben oraya gitmek istiyorum. Tam iplerin olduğu yere işte değil mi? Evet, oraya gitmek istiyorum. Tamam. Bu arada ben de saçlarımı birazcık kestirdim. Naz beni bekle. Bekliyorum anne. Oradan inme tek başına. Oh, bir dakika. Şu ayakkabımı bir giyebilirsem. Gidim. Hadi gel benim. Şapşık gel. Tamam hadi gel. Çok güzelsin gel. Hoppa. Geç bakalım. Baba arabada. Aa, demek ki kaçmışsın seni. Kaçmışsın seni diyor. Çok hızlı kaçmış. Hayır anneciğim kaçmadı. Bak araba soğudu birazcık şimdi. Baba ne yapıyorsun? Baba demek. Çıktık her zamanki mekanımıza gidiyoruz. Tatil sonrası. Rutine evet, geri döndü. İlk hafta sonu. Bayağı oldu işte. Aynen. İlk hafta sonu. Naz tabii şeye gitmek istedi, o ipli oyun alanına gitmek istedi. Oraya götüreceğiz şimdi. En çok orayı seviyor, yani çok seviyor. Orası da Dumadum ismi. Farklı bir yerde de şubesi varmış sanırım ama ben bilmiyorum. Bize en yakın olan şubesi burası. Beylikdüzü. Bir tane daha var sanırım herhalde ya. Oraya gideceğiz, buraya. Evet aşkım. Bak bayrak var Naz. Bu arada ben de 2 gün önce saçlarımı çok az kestirdim ve beyazlarımdan kurtuldum. Sadece diplerimi boyattım. Kocaman gördün mü? Kendime geldim vallahi saçlarımı boyatınca. Şu diplerimdeki beyazlar gitti ya. Bir de kuaför dedi ki saçların uçları çok yıpranmış. O yüzden çok azıcık kestik. Çok azıcık. Ben tatili özledim. Vallahi ben de özledim. Ne yalan söyleyeyim. Ben tatili özledim. Güzeldi vallahi. Tatilin kötüsü olmaz. Güzeldi. Alışmışız. Öyle. Bakalım gidelim. Ben daha kahvaltı etmedim bu arada. Açım yani. Tuncacığım sağ olsun. Bugün öğlene kadar uyudum. Onlar Naz'la 10.30'da kalktılar. Kahvaltı ettiler. Şu an biraz acıktım gibi ama oyun oynayalım. Ondan sonra yemek yeriz. Hayır, yemek yemeyeceğiz. Tamam şimdi sonra, değil sonra, anneciğim babacığım. Sonra. Oyun alanından sonra. Oyun alanından sonra. Bak bak neler yapıyor. Hangisi 4, 5, 6 mı oluyor? Evet. Ne demek o? Hep bir şey anlatıyor. Abiler oturmuş su içiyor. Herkese de bulaşıyor. Ama orada ayağın takılı. İstersen bak, kenardan yürü. Şurada da bir şey içebiliriz aslında. Şeyde Avenue'da var ya. İçer, tamam çık işte içer. Çok değişik tamam, bir yer burası da. Bak şurası. Evet. Şuradaki evler çok güzel. Bak yakında Sezar şurası. Açılıyor karşıya. Aa şuraya açılıyormuş. Burada Rossmann var. Yani bayağı bir şey var açılıyor. Bak şurada en üstte evler çok güzel gözüküyor. Ama çok korkunç gözüküyor. Yani böyle bir yerde oturmaya korkarım herhalde. Bak şu en üste çıkacakmış. Şu yukarısı var ya.
iplerin olduğu yer. Bugün burası niye sıcak? Aa, şu anda çok sıcak burası. En üst kata çıktık. Bak. Hadi yürü bakalım. Nereye gidelim? Tamam. Naz, baba oturuyor anneciğim orada. Bak, toplar burada. Nereye gideyim? Oyun alanından çıktık. Şu neresi buranın adı ya? Bubble Tea. Bubble Tea. Bunu daha önce Avenida'da da görmüştük. Burada da gördük. Bir deneyelim dedik. Bak şöyle içinde topçuklar var. Ağzınıza gelince patlıyor. Bubble Tea'yi de denemiş olduk. Ama çok tercih edeceğim bir şey değil. Yani, ne olduğunu öğrendim. Daha ne içmem. Olduğunu, evet. Güzel ama daha içmem ya. Evet. Kahveyi tercih ederim yani. Soğuk kahveyi tercih ederim. Şimdi nasıl bir üzerini değiştireceğim. Çünkü üstünde meyve suyu döktü. Ve açım dedim ya, size kahvaltı etmedim. Balkona sandalyeye bakacağız. Bizim sandalyeler yırtıldı. Çok kötü oldu. Oraya niye geçtiniz? Burada değiştirmeyeceğim. Nasıl değiştireceğim orada? He tamam, orada değiştireyim. Evet. Geldik bakalım şimdi sandalyelere. Bak orada masalı olanlar var. Burada da var. Mesela ne kadar onların fiyatı öyle? Şimdi tek sandalye fiyatına bakacağım. Bir de takım fiyatına bakacağım. Ya şunlar çok hoşuma gidiyor bak yere. Şunlar çok güzel. Burada var. Yalnız çok güzel şeyler var burada. Müzik de çalıyor. O yüzden çok vlog çekemiyorum. Şu hangisinden? Karar verdin mi? Bu mu? Tamam. Sandalyeye karar verdik ama açlıktan bakamadım. Artık böyle şey, elim ayağım tutmuyor. Çok da güzel şeyler var. Naz, bak abla sandalye getirecek. Gel. Kendime geldim. Eve geldik. Normalde söyledim ya size, hani mağazada bir şeylere bakarız diye, ama yok. Yani Nas'la bakmak çok zor. Çok çok zor. O yüzden sadece sandalyeleri aldık ve çıktık. Girerken bir kriz yaşadık. Eve girmek istemiyor Nas. Uykusu da geldi. Artık öğlen uykusu yani hiç yapmıyor. En son tatilde, otelde öğlen uykusu yapmıştı. Yani öğlen uykusu da yapmıyor. Şimdi oyun alanında oynadı, yoruldu. O yüzden bir kriz yaşadık eve girerken. Şimdi birazcık sakinleşti. Tunca ile oyun oynuyorlar. Birazdan da yatar, uyur. Bizim ev bugün nedense berbat. Yani daha aslında dün süpürdüm, temizledim ama dağıldık. Niye dağıldık? Gerçi benim yüzümden dağıldık. Çünkü evden çıkarken dolap o kadar çok dağılmış ki ben tatil sonrası çamaşırları geldim, yıkadım, katladım, koydum ama öylesine koydum. Hani dolapları toplarım diye. İşte sabah da makineyi çalıştırmıştım evden çıkmadan önce. O bitmiş. Şimdi onları kurutmaya attım. Bazılarını da şöyle şuraya astım camın önüne. Ne diyecektim? Niye dağıldı? Benim yüzümden dağıldı. Çünkü nevresimi söktüm. Dedim ki makineye atayım. O da şimdi kurutmadı işte. Onu da atmıştım. Şimdi buraya yeni nevresim sereceğim. Dün de nasıl nevresimini değiştirmiştim. Şimdi de dolabı toparlıyordum. Burada böyle bütün çamaşırları katlayıp koymuşum daha önce. Hani nasıl olsa dolabı toparlarım diye, o yüzden ellemedim yani, yerleştirmedim. Onlar burada birikti birikti birikti, ortalık böyle şey, hani ben böyle çamaşır katladıktan sonra yerleştirmeye çok üşeniyorum. O burada bayağı bir bekliyor böyle. Bilmiyorum ama çok üşeniyorum yani. Neyse, şimdi işte dolabı toparlıyordum. Bak şurada göstereyim size. Pantolonları katladım. Genelde şu kısım bir tek dağılıyor benim. Yani çekmecelerde şurası. Orayı toparladım. Hala da toparlamaya devam ediyorum. Bir tek şunlar kaldı. Şunları da katlayayım, yerleştireyim. Sonrasında Nas'ın odasında çamaşır var. Şifon yerin üzerine diyorum ya. Böyle biz çamaşır, daha doğrusu ben çamaşırı katladıktan sonra
katladığım yerde öyle bekliyorlar bir müddet. Sonra yerleştiririm, sonra yerleştiririm diye diye öyle bekliyorlar. Şunları da hemen katlayayım. Sonra Nas'ın odasındaki çamaşırları dolabına yerleştireyim ki Nas uyusun. Şimdi odasında uyurken çünkü hiç o işi yapmayayım ya, bir çamaşır yerleştirmeye hiç girişmeyeyim. O kadar. Aslında bir de evi süpürmem lazım. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan böyle şipşak bir evi de süpürürüm. İnşallah şarjı varsa süpürgemin. Bu arada süpürgeden çok memnunum. Onu böyle birkaç arkadaş sormuş yorumlarda. Size salonun son halini göstermemişim. Daha önce Instagram'da paylaşmıştım. Tatilden döndükten sonra şöyle derin bir temizliğe kalkıştım. İşte perdelere kadar yıkadım ettim. Dip köşe temizlik yaptım yani. Canım sıkıldı, dedim ki bari bu kadar temizlik yapmışken salonu da bir değiştireyim. Bu arada Instagram'da paylaştığımda herkes çok beğendi bu şeklini. Ben de ilk bir beğenmedim ama sonra değiştirmeye üşendim. Ve bir baktım ki benim de hoşuma gitmeye başladı. Neyse şimdilik böyle kalsın. Şu anda hoşuma gidiyor. Tunca zaten böyle daha çok beğendi. Size de göstereyim bakalım, siz de beğenecek misiniz? Günaydın. Günaydın. Tekrardan günaydın. Ben yine uyudum vallahi hafta sonu olunca. Bu arada dün... Neyse onları sonra konuşuruz. Yani bir iş yapmadım zaten. Bir bizim odayı toparladım. Bir mutfağı toparladım. Şimdi güne... Şey oynuyoruz. Ne oynuyoruz biz? Ebe, su be. Topu atıyoruz. Bununla başladık. Dikkat et, legolara basma. Geliyor. Ay biraz önce ne güldük ama ya. Ha vallahi yoruldu. Nas, babana, anneciğim babana gel. Kız atılmaz. O atılmaz. Onunla oyun olmaz babacığım. Aa olmadı. Aa. Bak. Düşeceksin de bak, ayağına bulandık, düşeceksin. Ya babana yap git. Babana at. Ebe. Hadi ya, at anne ebe yap. Dur atıyorum. At anne ebe yap diyor. Hadi bana. Bak vazoyu kırarsınız. Yakala. Ya ne yapma çocuğa. Al, al anneciğim, al bir tane. Vur. Bak. Kendini niye yere atıyorsun? He? Ha? Ben yine açlıktan bayılacağım. Hafta sonu çünkü öğlene kadar uyuduğum için bizimkiler bugün de erkenden kahvaltısını yaptı. Ben daha kahvaltı yapmadım. Uyandığım gibi gördüğünüz oyun oynadık. Şimdi bir yemek yiyelim, kendimize gelelim. Tunca kendine parfüm alacakmış, hava çok sıcak. Bu saatlerde de böyle hava sıcak olduğu zaman sahile falan gidemiyoruz. Yani çünkü aşırı sıcak oluyor. Anca işte akşam hani dışarıda gezebiliriz. İnmek istedim. Evdeki bütün işler duruyor. Bizim ev var ya şu anda bir dağınık, bir dağınık. Hafta sonu ve hafta içi düzen çok farklı oluyor. Yani...
Neyse, inşallah bu akşam gidince halledeceğim. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi şu oyun alanına girdi Naz. Aslında burası oyun alanı derken bir tek oyuncaklar var. Yani öyle kaydıraklı, top havuzuydu vesaire, bunlar yok. Sadece şöyle etkinlik var. İşte oyuncaklar var, o kadar. İçeride de bak ilgilenen ablalar var. Telefonunuzu uygulamasını indiriyorsunuz. Kameradan izliyorsunuz. Naz şu anda bak şurada. Ablanın yanında şurada. Biz de kahve içmeye geldik. En azından bir dinlenelim dedik. Şöyle kahve içiyoruz. Hemen de yemişsin. Döndüm. Sesi almaya gidiyoruz. Bak orada. Kameradan izledik, izledik. Arkadaşlarıyla oyun oynadı. Bakalım şimdi nasıl çıkacak. Dakikası da bitti. Naz, içeride saklambaç mı oynadınız? Ben gördüm seni. Masanın altına mı saklandın? Rabia abla seninle oyun mu oynadı? Nasıl? Şimdi bebek odasına götürdük. Orada şu lazımlığını kullanıyorum bak şunu. Şimdi de işte oyun alanına getirdik. Görüşürüz. Burada biraz oynasın. Burada da 3 oyun hakkı var. Korktu. Hareketlere bak. Ama da bir yediyorsun. Yine top yediyorsun. Ya kaydı ya. Tunca ile Naz bahçede. Ben eve geldim. Çünkü ya bir saattir orada oturuyoruz bahçede. İşte Naz koşturuyor, oynuyor. Eve gelmek istemiyor. Ben de en azından onlar oynuyorken eve geleyim, işlerimi halledeyim dedim. Şimdi hemen Naz'ın odasında, bak şuradaki dağınıklığı görüyor musunuz bilmiyorum, şifon yerin üzerinde. Bütün kıyafetler orada. Bir an önce onları kaldırayım ya, yarın pazartesi. Şimdi hafta içi evet Naz'la tamam temizlik yapıyorum ediyorum ama bu kadar toplama işini. Ya bir de şöyle hani işimi bitireyim yani şunları toplayayım edeyim. Yarına Naz'la daha güzel vakit geçiririm. Yani yarına iş bırakmayayım, öyle istiyorum. Önce şuradan başlıyorum. Zaten bizim dolabı dün toparladım. O yüzden şurası kaldı. Bir de salonda. Ya şu camların açık olması bak, perdeleri daha tatilden döndüğümüzde işte. Yani bir hafta olmuştur. Perdeleri yeni yıkadım ama bak şuradaki cam açık. Şuradaki cam açık. Bir de yol üzeri ya. Allah'ım bir toz oluyor, size anlatamam. Aynı şekilde Naz'ın odasının camı açık. Yatak odasının camı açık. Yani bir çıkıyoruz evden. Geliyoruz ki her yer toz içinde. Ama camları açmasak bu sefer havası sıcak. Bak şurada. Bütün burada oyuncaklar. Bunları da hemen bir toplayayım. Çünkü Naz eve geldiğinde uyur artık. Çünkü saat 8.30'a geliyor. Öyle yani. Ben hemen başlıyorum. Şurayı bir kapatayım. Evet. Dur halledeceğiz şimdi. Bir oda bir odadır. Bir odayı bitirelim. Bence bak size nasıl şeyi göstereyim dolabını. Ay çok dağınık. Çok dağınık. Bir ya tatilden döndükten sonra hemen düzenleyecektim ama olmadı. Birbirine girmiş burası. Aynı şekilde burası. Bak görüyor musunuz dağınıklığı? Dur hemen şimdi halledeceğim. Naz'ın dolabını toparladım. Hatta biraz da kıyafetlerden ayırdım. Onları da poşete koydum. Artık onlar da ihtiyaç sahibine gidecek. Bu şekilde katladım. Sildim burayı. Şurayı da sildim, bir düzenledim. Bunlar zaten genelde kışlıklar. Şurada bir iki tane elbisesi var. O şekilde. Şimdi de sıra şurada oyuncaklarında, kırılan, yırtılan böyle birkaç oyuncağı var. Bir de düzenleyeceğim. Şu sepetin içindekileri de hemen bir halledeyim. Şuraya çıkardım zaten poşeti. Şu verilecek kıyafetler de orada. Dün benim dolabımdan da birkaç parça bir şey çıktı. Onları poşete koydum. Şimdi de hemen şurayı hallediyorum. Çünkü burası bayağı bir dağılmış. Benim Minnoş'un uyku saati gelince ve şu anda Tunca onu içeride uyutuyor. O yüzden sesli çekemedim burada vlog. Bir tek salon ve mutfak kaldı. Naz'ın odasını, dolabını, her şeyini toparladım gördüğünüz. Sonrasında süpürdüm. Yatağın altına kadar sildim, ettim, toz aldım. Naz'ın odası bitti. Masayı da bu arada buraya koydum. Yani burada daha iyi olur. Çünkü Naz'ın odasında çok alan hani daraltıyor.
Yatak odasını süpürdüm, toz aldım, burayı da temizledim. Burası da bitti. Sonrasında banyoyu temizledim, çamaşır suyuyla burayı da süpürdüm, sildim, temizledim. Bir tek geriye salonla mutfak kaldı. Onları da artık yarın hallederim. Bunlar da ayırdığım oyuncaklar ve kıyafetler. Bu şekilde artık keyif. Nas uyudu. Biz yemeği erken yediğimiz için yani şu anda acıktık. O yüzden ben şimdi fırına şu fındık pideler vardı. Bu fileden yani file marketten almıştık bunları. Harras'ın pideleri. Bundan şimdi bir 5 tane fırına atacağım. Tunca 2 tane yiyecekmiş. Ben bir 3 tane yerim. Çünkü Tunca kendine ne yapacak? Sushi. Kendine sushi yapacak. Ben sushi'yi sevemedim. Neyse. Şöyle bir tabak hazırladım. Bir de şuraya da şöyle mor lahana salatasından yaptım. Üşenmedim vallahi. Zaten kolay. İşte yoğurt, mayonez. Zaten lahanaları da birazcık şöyle yağda kavurdum. Onu kullanabilir miyim ben ya? Bence onu kullanma. Orada var tava. Bulaşık makinesinin içinde sanırım. Temiz. Ben pidelerimi atıyorum artık. Akşam keyfisi. Keyfisi. Neyse. Tunca suşiyi kızartıyor. Kızartmalı da ilk defa yiyeceksin değil mi? Hı hı. Ama çok kötü kokuyor. Allah affetsin. Yani. Neyse. Böyle şey kokuyor. Balık tezgahlarına gidersiniz yani böyle balık almaya, balık seçmeye. Hani o koku var. O tezgahtaki o koku var yani. Neyse işte Tunca suşiyi kızartırken çünkü benim işim bitti. Ben her şeyi hazırladım. Bir tek fırında pidelerim var. Bulaşık makinesindekileri boşalttım ben de yerleştirdim. Çünkü şimdi bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Keyif yapacağız. Sonra da yine bulaşık çıkacak. En azından makinedekileri halledelim. Gerçi bitti. Limon. Evet, benim bölümüm hazır arkadaşlar. Güzel oldu yalnız. Bu şekilde. Şimdi Tunca Bey'in sunumuna bakıyoruz. Sushi. Kızartılmış. Kızartılmış. Sushi. Konuşamıyorum. Bu şekilde. Çok güzel, mükemmel. Var mı kızarmış dedim? Var. O zaman sen... Koku var. No. Sanki şu an tezgahtan balık seçiyorum. Telefonla. Alıyorum.